Merhabalar herkese. Öncelikle kendimi tanıtayım. Nem olabilişimden İrfan Kotman. Bugünkü sunumumuzu Spektrometri'den Gökhan Çakıl Bey gerçekleştirecek. Atak IQ hakkında size kısa bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonrasında demo ortamında Atak IQ ile yapılabilecek birkaç tane senaryodan bahsedecek. Sunumumuz sırasında aklınıza gelebilecek soruları sunum ve demo sonrasında yazılı olarak bize iletebilirseniz ben buradan sesli olarak okuyarak Gökhan Bey'e ileteceğim. Gökhan Bey'den de aklınıza takılan soruların cevaplarını alacağız. Ben sözü şu an Gökhan Bey'e bırakıyorum. Gökhan Bey sunumumuz ve demoyu ve sunumumuzu gerçekleştirecek. Biz sonrasında da sorularınız olursa sorularınızı bize yazarsanız ben dediğim gibi sesli olarak Gökhan Bey'e ileteceğim ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Gökhan Bey söz sizde, sözü size bırakıyorum. Teşekkürler İrfan. Sesim geliyor herhalde. Bir sıkıntı yok. Yok, şu an bir sıkıntı yok. Tamamdır. Arkadaşlar merhaba. Katılan herkese teşekkürler. Bugün Spektrum'un distribütörlüğünü yaptığı Atak IQ ürününü sunacağım size. Process Consultant olarak çalışıyorum Spektrum'da. Ben çakalısını tekrar. Konuyla ilgili olarak İrfan'ın da bahsettiği gibi Atak IQ'nun genel olarak sizin altyapınızda nerede durduğu, Atak IQ'ya benzer buradan nasıl çalıştığı ve tabii ki Atak IQ nasıl ayrıldığı, Atak IQ'nun çalışma prensipleri ve senaryolara bakış açısı. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. İlk slide'da başlayalım. Burada böyle bir soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Güvenlik kontrollerimizi sürekli nasıl doğrularız? Bu hem finansal sektörde olsun, diğer endüstriyel sektörlerde olsun çok büyük bir soru işareti. Bu ürünlerin zaten çıkış noktası da atak simülasyon ve güvenlik doğrulama olarak iki ayrı kategori altında inceleniyor aslında baktığınızda. Bazı simülasyon programları sadece atak simülasyonu yaparken ki orada da kendi aralarında ayrılıyorlar, değişik bakış açıları var. Bir kısmı da güvenlik doğrulaması, kontrollerin doğrulamasını da yapıyor. Orada bir skor, notlama sistemi var. Atak IQ biraz da bu soruyla ayrılmış oluyor. Atak IQ'nun güvenlik kontrollerini sürekli bir şekilde sağlaması çok büyük bir avantaj. Şimdi burada güvenlik kontrollerini yaparken ve aynı zamanda sürekli içeride bir simülasyon ve senaryoların mümkün edilmesi, onların canlandırılmasını sağlarken de bunu production ortamında, üretim ortamında yapabiliyor olması Atak IQ'nun önemli özelliklerinden biri. Onu ileriki slaytlarda da biraz daha soru cevap kısmı gerçi Nebulan Berlin'de olduğu için kendi evimde öyle bir şey var. Daha sonrasında soru cevap şeklinde biraz daha sorularla da netleşir diye düşünüyorum. Güvenlik kontrollerimizin validate ederken en büyük sıkıntı arkadaşlar aslında zaman, para ve insan. Şimdi bizim içeride yapmış olduğumuz, özellikle finansal sektörde bildiğiniz, senede bir kere yapılması gereken bir penetrasyon testimiz var. Penetrasyon testiyle alakalı olarak süre gelen süreçlerde bunların doğrulanması ve benzeri şeyler yapılıyor. Aslına baktığınızda web tarafında, network tarafında detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Ama bu bir süreç, yani güvenlik bir röntgen çekme şeklinde değil de bir süreç olduğu için bu tarz ürünler o noktada ihtiyaç doğuyor arkadaşlar. Yani ben sadece bir kere yaptım, onun bir röntgenini çektim. Sonrasında bunu doğrulamam güzel bir şey. Yani açıklıklarımı görmem güzel bir şey ama biliyorsunuz ki ortamımız dinamik. Sürekli yeni deployment'lar yapılıyor. Sürekli konfigürasyonlar değişiyor. Çok dinamik bir IT ortamı oluştuğunda bu tabii hem ürünlerin gelen ürünlerle değişmesi, hem de IT'nin upgrade'lerle yeni teknolojiye ayak uydurması gibi sebepler var. Aslında çok değişik sebepler var. Bu noktada insan kaynağı, para ve zamanı ayırmak gerçekten çok güç duruma geliyor. Hani insanlar içeride kalifiye insanlarla birlikte bunu doğrulamasını ve senaryoların düzenlenmesini yaparken bir yandan da dış firma, third party firmalara bunu yaptırmak çok zahmetli ve aynı zamanda takibi güç ve parasal anlamda da, finansal anlamda da bir teklifet getiren bir çözüm olmuş oluyor.
Bu noktada Atak IQ size hem insan hem paradan tasarruf edebileceğimiz hızlı bir şekilde ve sürekli bir şekilde bunu yapabileceğimiz bir ortam. Gökhan Bey. Şimdi Atak IQ bunu yaparken. Gökhan Bey. Geliyor mu şu anda? Sesiniz biraz kesik olarak geliyor. Cıkıntılı geliyor. Şu anda net mi acaba? Yok, yine bir kesinti uğradı. Kesinti uğradı. Arkadan bir şey. Net geliyor mu şu anda sesim? Şu an biraz daha net, evet. Anlaşılabilir düzeyde değilse lütfen uyarın. Hani internet bağlantım stabil olmayabilir ya da başka bir mikrofon problemi olabilir. Şu anda herhalde anlaşılabilir düzeyde mi? Evet, yani şu an bir sıkıntı. Tamamdır. Kusura bakmayın, ara ara eğer böyle bir problem olursa yine tekrar söylerseniz tekrar edebiliriz, yani sorun değil. Burada ikinci slaytımızda Atak IQ'nun buna bakış açısından bahsetmiştim. Değişik değişik bakış açıları var. Mitre'nin Atak Taktik Techniques and Common Knowledge dediğimiz bir security baseline var. Framework var daha doğrusu. Burada persistence'dan privilege escalation, defense evasion, credential access, host enumeration, lateral movement, execution, command and control, exfiltration gibi bir süreç var. Şimdi bu görmüş olduğunuz aslında Mitre'nin bir kısmı. Mitre Enterprise kısmı aslında. Normalde pre-attack teknikler de var. Şimdi burada aslında bakmış olduğunuzda daha çok post-breach ataklara fokus olduğunu görüyorsunuz Atak IQ'nun. Bunu daha ilerleyen slaytlarda biraz daha detaylı anlatırım. Şimdi burada yapılacak altyapısal olarak mesela Qualys'in, Rapid7 gibi büyük firmaların kullandığı security framework'u bu. Tabii ki zafiyetler sürekli artıyor ama kullanmış oldukları taktik teknikler inanın %99 bunlar. Fakat yeni çıkan taktik teknikler yok mu? Tabii ki var. Buradaki taktik teknikleri de Mitre veri tabanına çok kısa bir şekilde ekliyor. Atak IQ'de sistemlerine buna hızlı bir şekilde entegre ediyor. Özellikle fintechlerin kullanmış olduğu kritik altyapılarda firmaların CISO seviyesinde görmek istediği heatmap aslında baktığınızda Mitre'nin bu atak taktik tekniği, yani benim güvenlik kontrollerimde hangi haritalarda, bu haritanın neresinde benim kırmızı alanlarım var, neresinde yeşil alanlarım var. Atak IQ bunu daha tespit etmenizi sağlar. İçerisinde arayüzden kontrol ederiz. 1500-1600, yanlış hatırlamıyorsam en son update ile birlikte 1600 tane değişik senaryo, taktik ve teknik var. Bunlar içerisinde direkt CV kodlarıyla ilişkili olduğu için bunlar çok önemli. Bildiğiniz gibi CV kodlarını, taktik teknik numaraları, içerideki senaryolardan detaylı hangi tekniklerin yapıldığına ilgili bilgiler de var. Birçok firma artık bu heatmap'in üzerinde neredeyiz, bu güvenlik kontrollerimiz bunun neresinde diye sorguluyor. Tabii burada Mitre'nin kendi sitesinden girdiğinizde ya da Mitre'nin takımıyla da yorumlarını okuduğunuzda Mitre'nin bu post-exploitation olarak belirlediği şu 10 tane atak şekli bildiğiniz sizin bir agent ele geçirdikten sonra yapabilecekleriniz aslında. Onu belirtmek için özellikle vurguluyorum. Fokus olduğu alan Atak IQ'nun biraz post-breach. Şimdi burada Atak IQ'nun bunu test ederken hangi aşamalar, nasıl kurulur? Atak IQ burada kurulum aşamasında neler gerektirir? Sizin sisteminize nasıl entegre ederiz? Şimdi normalde Atak IQ'nun de birçok programda olduğu gibi artık on-premise seçenekleri var. On-premise olarak ve cloud olarak iki ayırdığımız bu çözümlerde platforma erişim sağlıyorsunuz. Sonrasında ajan bazlı çalışıyor. Belirlemiş olduğunuz üretim ortamı olabilir, test ortamı olabilir ya da sizin deploy için senaryoları oluşturduğunuz bir VM ortamında, bir farmda, bir VM ortamında ya da testlerimizi yaptığınız bir ortamda olabilir ki burada production ortamda çalıştırabileceğiniz bir uygulama. Bütün major işletim sistemlerini destekliyor. Ajanlar Windows için var, Mac için var, Linux için var. Bunların değişik distribution'ları var. Daha 2003'ten 2016'ya kadar kapsıyor Windows'ta.
ajanlar yüklendikten sonra cloud ya da on-premise olarak tercih ettiğiniz konsola bağlanıyor. 2 dakikada bir sorgu atıyor. Bu bir web request. Eğer tanımlamış olduğunuz bir template varsa üzerine çekip bu ajanda çalıştırmasını istediğiniz template'i 2 dakikada bir pull ederek çekiyor ve çalıştırıyor. Sürekli bunu yapabilirsiniz. Schedule edebilirsiniz. On demand yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz on demand senaryolar anında çalışır. Bağlantı ve error ve hata herhangi bir hata olmazsa. Schedule ettiğinizde de sürekli daily olabilir, bir günlük olabilir, haftalık olabilir, aylık olabilir. Böyle 3 tane seçenekler. Saatlik de olabiliyor. Şimdi normalde ilk başlandığında on demand çalıştırılıyor tercih edilme şekli. Daha sonrasında bunu schedule edip yapabiliyorsunuz. Çalışmadığı zaman ne olur? Sıfır CPU, hiçbir tüketim yok, orada oturuyor. Yani agent'ın üzerinde herhangi bir atama yapmazsanız, görev vermezseniz 2 dakikada bir sorguluyor. Herhangi bir kaynak tüketimi olmuyor arkadaşlar. Sıfıra yakın, öyle söyleyeyim. Burada assessment'lar var. Assessment'lar senaryolardan seçip oluşturduğumuz assessment'lar. Senaryolar içerisinde yaklaşık 1600 senaryonun içerisinde Mitre'nin database'in baz alınarak, taktik teknikler baz alınarak oluşturulmuş. Bu assessment'ları siz agent'lara atadıktan sonra, bunu işledikten sonra size bir rapor veriyor. Bunların nerelerde fail ettiğini, nerelerde pass olduğunu ve aynı zamanda detection kısmı var. Onu da arayüzden tekrar anlatacağım. Atak IQ'nun burada ayrıldığı kısımlardan biri de bu. Güvenlik kontrollerinize doğrularken sizin integrasyon kısmında CM'nizle ya da diğer çözümlerinizle de entegre olabiliyor. API uygun bir ürün. Ürün önce API oluşturulup üzerine web UI inşa edilmiş. Hatta bazı büyük müşterilerin Atak IQ direkt program olarak API seviyesinde destek verdiğini söylüyor. Tamamen sizin sistemleriniz API bağlantısı sağladığınız takdirde, idealinizde da başka içeride kullandığınız başka bir threat intelligence ya da CM ürünü entegre olabilir. Tabii bu built-in desteklediği çok büyük CM ürünleri işte nedir? Splunk, Qradar ve benzeri CM ürünlerinde hali hazırda içerisinde desteği var. Ama ürünle ilgili herhangi bir destek istediğinizde de firma bunu kısa bir şekilde template'i bekleyebiliyor. Üreticilerle partnerleri ve müşteriler arasında bir paylaşım söz konusu burada. İçerisine oluşturmuş olduğu firmanın Chaos Monkey Engineering Script dediğimiz, kendilerinin hazırladığı, katkıda bulunabileceği bir ortam var. Tabii bunlar Atak IQ tarafından incelendikten sonra database'ine eklenebiliyor. Bu şu işe yarıyor daha çok. Gerçekten uygulama olarak, teorik değil de biraz daha böyle, sizin dinamik diye başladığınız IT ortamından edindiğiniz know-how paylaşma imkanınız oluyor. Bu scriptleri import edebiliyorsunuz, export edebiliyorsunuz, aldığınız senaryoları başkasına paylaşabiliyorsunuz, hatta mail bile atabiliyorsunuz. Customization kısmı burada önemli bir Atak IQ'nun özelliği. Hani benim de en çok beğendiğim özelliklerinden biri. Özel senaryolar, entegrasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Bu şu demek, ya bir senaryo var. Bu senaryoyu ben kendi ortamıma entegre etmek istiyorum. Kolay bir şekilde içerisindeki bunlar Python script. Yani Python ile ya da edit edebilen ya da kolay bir şekilde bununla ilgili bizzatları da var. Kendinize ait entegrasyonlar yapabilirsiniz. Hani bu işte bir SMTP server'ının kendinizde olması, ait olmasını istemenizden tutun da içerisindeki script'in exploit bile eklenebilir. Yani o derece destek, custom bir entegrasyon sunuyor. Tabii threat intelligence ürünleriyle entegre olabilir. Sizin IOC edindiğiniz X, OpenIOC ve benzeri formatlarda import edebiliyorsunuz. Çünkü bazı senaryolar IOC file'ları execute ederek oluşuyor. Benim incelediğim böyle gördüğüm kadarıyla firmadan edindiğim bilgilerle daha çok içerisinde Alamoto, OTX uzantılı ki OTX standart aslında Open Threat dediğimiz OTX standart IOC file'ları var. Bunları export edip inceleyebilirsiniz. Kendi bir sistem. Şu anda herhalde bir seste herhangi bir problem var mı arkadaşlar seste? Gökhan Bey son bir dakika da bir ileri
sıkıntı vardı. Tekrarlamak için. Efendim? Son bir dakikadır küçük bir sıkıntı oldu. Son kısmı tekrar etme şansımız olursa. Tabii baştan şey yaparız. Tabii. Tabii customization'dan bahsediyordum. Buradaki senaryoların kendi içerisinde editlenebildiği, senaryoların Python script olduğuna bahsettim kısaca. Script'leri kendiniz editleyebilirsiniz. İçerisinde dinamik URL'ler oluşturabilirsiniz. SMTP konfigürasyonunuzu ayarlayabilirsiniz. Çok ürün esnek bir ürün. Bu anlamda hem müşterilerin sunmuş olduğu, canlı dinamik ortamdan aktarmış olduğu kendi script'leriyle paylaşabilirsiniz. Bu script'ler atıyorum OneNetter'a ilk çıktığında baz almış olduğu 4-5 taktik teknik vardır. Onlardan birini müşteri mesela tespit edip buraya onu test için ekleyebilir. Atakay ki bunu bir öncelemeden geçirdikten sonra database'imize bunu gönderebiliyor. Bu tarz hızlı bir yanıt var ve aynı zamanda çalışmış olduğu partnerleri ve müşterilerinin de kendi engineering, CloudMonkey engineering dediğimiz scriptleriyle entegre edebiliyor. Bu da kullanılabilirlik anlamında, daha önceki ortamlarında denenmişlik anlamında önemli bir özellik. Bundan biraz bahsettim. Son bir dakikadır herhalde bir bağlantıda problem oldu tekrar. IOC file'larından bahsettim. İçerisindeki IOC file'larınızı kendiniz entegre edebilirsiniz. Kendi IOC file'larınızı çalıştırabilirsiniz. Senaryoya bağlı tabii. Hani bazı senaryolar IOC olarak çalıştırılabilir. Pre-configure geliyor. Siz kendiniz burada default olarak OTX formatında olan bazı IOC file'lar var. Siz Citix ya da OpenIOC formatında kendiniz IOC file'larınızı da burada execute edebiliyorsunuz. Şu anda herhalde bir problem yok. Seste. Devam ediyorum o zaman bir sonraki slide'da. Gökhan Bey, bir sıkıntı yok. Devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Arada ben soracağım çünkü şey oldu birkaç sefer. Süreyi daha idare biraz önce kullanımınızı sağlayabilirsiniz. Bir de pre-configure template'lerimiz var içerisinde. Yani sizin de 1600 tane senaryonun içerisinde istediğinizi bulma imkanınız var. Fakat içerisinde oluşturulmuş hali hazırda template'ler. Gökhan Bey, seste yine sıkıntı oluştu. Şu anda yine sesli bir sıkıntı var. Yok, şu an sesiniz net geldi ama slide paylaşımınız... Sıkıntı bir sıkıntı paylaşım. Şu an düzeldi mi? Şu an sesiniz geliyor ama paylaşım... Tamam, bir tekrar şey vereyim. Galiba Zoom üzerinde bir problem olmuş olabilir. Benim ekran görünüyor mu bu arada? Şu an gözükmüyor. Şu an ekran yok. Hemen kontrol ediyorum. Aksaklık için herkesten özür dileriz. Birazdan halledecek. Tamamen bu bağlı. Bir ekran da düştü muhtemelen. Tekrar paylaşacağım ben. Şu an görebiliyorum. Sanırım geldi. Şu anda ekranı görebiliriz durumda mı? Evet, ekranınız gözüküyor ve sesiniz net olarak geldi. Çok teşekkürler. Tamam, tekrar kaldım kaldık. Şimdi burada sistem gereksinimleri çok aşırı yük içerecek şekilde değil ama kullandığınız ajan sayısına göre değişebiliyor.
buradaki görmüş olduğunuz fardır sunucusu ile ilgili gereksinimler ortalama olarak verilmiş değerler. Yani bunu 100 agentle de çalıştırabilirsiniz, 5 agentle de çalıştırabilirsiniz. Onunla ilgili sistem gereksinimleri ona göre belirlenebilir. Ajanlarımız var. Gördüğünüz gibi Windows XP'den 2016'ya kadar Windows'un, Linux'un, Ubuntu, Red Hat, CentOS ve McAfee'nin, pardon, Nebula olunca McAfee'yi alıp kaydı. Mac'in kullanmış olunca Mac'in El Capitan Sierra gibi, High Sierra gibi edition'larını destekliyor. Bu da çok önemli bir özellik. Çünkü Mac ile ilgili biliyorsunuz Attack Framework'ında çok aslında yaban atılmayacak sayıda senaryolar var. Ama agent'ın olması da çok önemli. Splunk var, burada örnekte görülen ama Cura'dan ve benzeri birçok ürünlerle entegrasyonu halihazırda mevcut. Yine REST tabi kullanıyor. Burada detection kısmında senaryoları gerçekleştirdikten sonra sizin alacağınız pass fail rate'leri skorlarına binaen tekrar check edebileceğiniz, gerçekten bloklanmış mı? Security lifecycle'ı tamamlayan bir ürün. Yani burada ben bu daha çabuk yaptım, başarıyla bir şekilde gerçekleştirdim, execute ettim. Herhangi bir error almadım. Daha sonrasında pass mı oldu, fail mi oldu? Fail olduysa eğer ürünün bir şekilde bloklanamadı. Daha doğrusu yapılan senaryonu atar, şu sorular atar. Gökhan Bey, yine sesle bir sıkıntı oluştu. Peki, ekranım gitmedi umarım. Normalde connection problemi benzeri bir şey çıkmıyor. Ne zaman gittiğini anlayamıyorum. Yani connection zayıflar gibi bir sinyal. Başka mı? Sesiniz ekran duruyor, sesinde bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Tabii ki. Ya ekran düzgün olarak gözüküyor ama sesiniz ne yazık ki bir ve boğuk geldi. Seste hala düzelmiyor bana bu kadar. Şöyle yapalım. Ben kısa bir süre ekranı seyretmeyi bırakacağım. Hızlı bir şekilde bağlamaya çalışacağım. Başka bir hat üzerinden. Şu anda sesim net geliyor mu? Şu an net geliyor Gökhan. Tamam. Kusura bakmayın, öncelikle sabit bir hatta hani telefondan kullanmıyorum. Sabit hat olursa daha iyi olabilirim ama tam tersi bir durum oldu anlaşılan. Umarım sonrasında daha problem olmaz. Şimdi en son bahsettiğim şeylerde yine bir iki dakikalık kesinti oldu anladığım kadarıyla. Burayı baştan anlatmakta fayda var mı? Tabii ki daha iyi olur. Hızlı bir şekilde geçelim. Firebird'ın sunucusu üzerinde arkadaşlar sizin Web UI olarak REST API'yle bağlanabileceğiniz, Web UI olarak direkt üzerinden 30-40 ile gelip senaryoları inceleyebileceğiniz bir sunucu. Burada bugün gibi 5 agent olabilir, 100 agent olabilir. Bunun sistem gereksinimleri ona göre değişiyor. Burada ortalama bir sunucu gereksinimleri var, çok da yüksek değil. Firebird'ın agentlarının da önce bahsettiğim gibi Windows'dan, Windows XP'den 2016'ya kadar, Server 2016'ya kadar desteği mevcut. Bu da aynı şekilde tek yönlü 443 ile gayet sekur bir şekilde SSM üzerinde management'e bağlanıp kendisine daha doğrusu 2 dakikada bir polleyip kendisine atanan bir senaryo varsa çekip uygulamaya, execute etmeye başlıyor. Bir diğer önemli husus bağlantı problemi olduğunda kaçmış olabilir. Splunk ve benzeri. Burada örnekte o verilmiş. İçerisinde Cura'da ve benzeri birçok sistem entegrasyonu hala da mevcut. Test ya da fail etme durumunda senaryonun nerede pes etti, nerede fail etti, nasıl fail etti,
zaten atakların detaylarını görebiliyorsunuz. Twitter detayları. Fakat bunun security cycle'ı complete olabilmesi için, tanımlanabilmesi için sizin buna uygun logunu görüyor musunuz? Gerçekten CM'nizde bloklar var. Sizin bloklanmış olan aslında blokladığınız bir senaryo aslında atak IQ için pes olması. Yani iyi bir şey. Yeşil. Peki kırmızı olduğunda bu durumda aslında sizi korumuyor. Midyanız ya da endpoint üzerindeyse, agentiniz, antivirüsünüz neden burada takıldı? Konfigürasyonel bir eksiklik olabilir. Üzerinde herhangi bir koruma olmuyor. Ve benzeri bu tarz detayları öğrenebiliyorsunuz. Fakat burada security lifecycle'ı tamamlamak için sizin loglamış olduğunuz Splunk ya da artık CM diyelim buna genel olarak. Genel olarak bu CM üzerinde doğru loglanıp loglanmadığını da çekiyor. Aynı zamanda oraya sorgular atıyor. Pes ettiğinde de bunun mesela bloklama mesajı gerçekten düştü mü? Ya da fail ettiğinde bu geçti de biz bunu nereden göremiyoruz? Peki fail ettiğinde bunu görebiliyoruz. Tabii sorguları, assessment bazlı ürün yapabilir. Şimdi ben buradan çok fazla daha detaya girmeyeyim. Direkt arayüze geçeceğim. Orada senaryolardan biraz bahsedeceğim. Çok kısa bekleteceğim bunun için. Ekranımız geldi sanırım. Evet, Gökhan Bey, şu an görebiliyoruz. Tamam. Bugün olalım. Arayüzümüz bu. Atak IQ platformu. Menüler üzerinden anlatalım. Burada bir instance var. Instance üzerinde birçok entegrasyon yapılabilir. Fakat demo ortamı olduğu için çok fazla CM entegrasyonu, EDR entegrasyonu şu anda mevcut değil ama denenmiş bazı senaryolar var. Oradan gösterilebilir. Dashboard'u kontrol ettiğimizde burada sizin assetlerinizle ilgili bilgiler var. Hangi burada mesela şu anda yaklaşık 3, 6, 9, 10 tane bir aset var. Bunlar client server olabilir. Linux, Mac ya da Windows olabilir. Bunlarla ilgili hangi asetlerimizin hangi senaryolarla çalıştığını, bitmenin az önce bahsettiğim bitmenin burada. Bu genel, şu görmüş olduğumuz agent bazlı değil. Execution, initial access, persistence gibi daha çok post bir işle alakalı olan bitmenin veri tabanındaki bitmenin yeşil alan %20 pes, %20 fail olmuş. Şimdi bunlar denenmiş arka planda birçok fail var. O yüzden böyle görünüyor. Dem ortamı olduğu için onu çok o anlamda dikkat almayın. Normalde hani gerçekten EDR, antivirüs ve benzeri bir şey varsa bunun tersi bir sonuç çıkabilir. Dashboard'da custom senaryoları kendinizin import export ettiğiniz senaryolar. Totalde bu kadar agent'a kaç tane senaryo assessment uygulanmış? Şu anda aktif olarak recent diye en son yüklenen agent sayısı, yeni senaryolar, denenmiş yeni senaryolar gibi hızlı, kolayca erişebileceğiniz bir arayüz var. Bu dashboard'umuzda özellikle şu mid-trend'in results kısmı buradan refresh edebiliyorsunuz. Çok önemli bir özellik. Assessment'lar var. Şimdi burada assessment'ların template library'si var. Denenmiş, örneğin burada Windows Credential Test denemiş. Bir tanesini açıp bak detaylar. Burada bulgular var. Bunların geçmişe yönelik tarihleri, yönelik bir chartları, barları var. Overall historical results adantında. Assessment test resultlarının şimdi bazı senaryolar var. Windows için uygulanmış bu örnekte. Bazı senaryolar browser'ı test etmiş. Bazıları Windows'u test etmiş gibi. Burada da ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Çünkü bu senaryoların bazıları browser'ı test edebiliyor. Credential test tempi yaparken browser üzerinde. Mesela burada %20 not blocked. Şimdi girdik bunun detayına. Burada Windows üzerinde dump password using pv dump 7. Böyle bir atak gerçekleştirilmiş ve fail etmiş. Bunun fail etmesi aslında şu anlama gelir. Biz bunu tespit edemedik.
Aktivite detayları. Successfully retried. Credentials. Sunucu PV Dump 7. Yani burada bizim spor kullanıcı olarak agent ile sunucu üzerinde çalıştırmış olduğumuz senaryoda fail görmemiz demek aslında tam başarılı bir şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Burada aktivite detaylarından bunu takip edebiliyoruz. Burada mitigation recommendations var. Bunlar altından da sizin kullanmış olduğunuz ürünün nasıl iyileştirilebileceği ya da Windows işletim sistemi üzerinde nasıl konfigürasyonlar yapılabileceği gibi çok detaylı görebileceğiniz önerileri var. IOC'ler hakkında da bilgi var. Mesela bunu çalıştık. İşte binary path'i nedir? Command line üzerinde neler çalıştı? İsmi nedir? Bunun hash değerleri ve benzeri. Şurada açtığımızda bütün detayları, hash değerlerini görebiliyorsunuz. Assessment'lar kısaca bu şekilde çalışıyor. Burada seçip uygulanan bir assessment var. Bir de az önce bahsetmiştim. Burada 1600 yaklaşık senaryo var. Assessment düzenlerken siz kendinize custom senaryo oluşturabilirsiniz. Ya da burada hali hazırda işte RustTrack, GlobalTrack 2019 bir raporunu bunu base alarak bir rapor oluşturabilirsiniz. Ya da Mitre'nin veri tabanındaki 1600 şeyi check etmektense Mitre'nin kendisinin yapmış olduğu en çok tercih edilen tiplerle tekliflerle bir şey test edebilirsiniz. Gibi gibi. Burada use case'ler var. Yine Mitre'nin threat assessment diyor. Ben bunu saydım. Yaklaşık 4 tane mesela 1600 içinden seçmiş. Sizi bir şekilde mesela açabiliriz. Yeni bir tane oluştu. Çok basit. Seçtiğiniz hazır template'de buradan aktif olan bir client'ı seçebilirsiniz. Şu anda seçmeyeceğim. Hani bilmiyorum çok yerinden var mı. Görmüş olduğunuz bu bitrin default gelen execution altında 5 tane senaryo. Command control için 3 senaryo. Bunlar hızlı bir şekilde yapmanız için yapılmış şeyler ama siz bunların istediğiniz export edebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Mesela defensive agent için 4 tane şey eklenmiş. Bunları siz buradan silebilirsiniz. Ya da add senaryo deyip buradan ekleyebilirsiniz. Diyelim. Senaryoyu ekledik. Şimdi burada karşınızda 1626 tane. Bu arada sesim biraz daha stabil oldu İrfan Bey. Sıkıntı yok anladığım kadarıyla. Yani çok hafif bir boğukluklar ama anlaşılıyor yani bir an bir sıkıntı yok. Peki. 1626 tane az önce Pro Configure'a bir şey inceledik. Kendimizi oradan çıkartıp ekleyebileceğimiz gibi buradan da filtreleyerek. Bakın burada Mitre'nin bütün az önce bahsettiğim kategorileri var. Lateral Movement'dan tutun da. Persistence, Privilege Escalation'a kadar. Burada biraz ransomware ya da malware işin içine giriyor. Bunu ayrıca bahsetmekte fayda var. Bu biraz taktik tekniklerle birlikte özelleştirilmiş. Kriptolocker'dan WannaCry'a kadar, Lucky'e kadar. Bunu mesela değişik ataklıklarıyla de birlikte kullanabilirsiniz. Mesela bir lateral movement yaparken Lucky'deki bir exploit kullan gibi şeyler de düşünmeliyiz. Yani. Burada artık o sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Fakat ki burada planladığınız bir şey, Python script'ler üzerinde editlediğiniz bir şey çalıştırabiliyor. Mesela Advanced Endpoint için, antivirüs için hali hazırda değişik senaryolar var. Threat aktörleri var. Mesela APT 34 olarak adlandırdığımız bir threat aktör grubunda neler var? Mesela 7 tane çıktı. Atıyorum bunu down dediğim zaman ekler. Ekledikten sonra tekrar devam edebilirsiniz. Öteki WMI. Bunun üzerinde bunun gibi senaryoları ekleyip çıkartabilirsiniz. Tekrar bir assessment üzerinden. Devam edelim. Biraz detection kısmına bakalım. Şimdi burada bulmuş olduğunuz bulgularla ilgili size şu kadar error verdi, şu kadar bloklanmadı, şu kadar bloklandı dedik. Bloklanmayan kısmını gidip editleyebilirsiniz, bloklanan kısmını editleyebilirsiniz. Size bu sefer senaryo getirir. İçini tıkladığınızda aktivite detayları, aktivite detaylarının altında nerede pes etti, nerede fail etti, bunları görebilirsiniz. Mitigation recommendation, burada ekstra bir IOC girilmiş. Bazı taktiklerine, senaryolara göre değişebiliyor. Assessment'lar kısaca bu kadar basit. Sadece sizin yapmanız gereken, gelip burada template library'nin altında
bir tane mesela DLP için oluşturulmuş. Stopla expectation. Buradan agent'ı seçmeniz. Aktif agent'ı seçtikten sonra run etmeniz kalıyor. On demand yapılabilir. Run now dediğinizde çalışır. Schedule'a verirsiniz. Set schedule. On demand schedule. SS.NOT runları. Çünkü SS içerisinde herhangi bir asset eklemek. Ondan dolayı hata veriyor. Ekleyin. Setup kısmında. Apply ettikten sonra continue diyebiliriz. Tabi bunun içerisinde oynandığı için bazıları eklenmiş ve daha içerisindeki bazı detayları değiştirilmiş olduğu için basit diyelim. Run now dediğinizde direkt çalışır. Çalışan konfigürasyonun schedule etmek için bakmıştık buna. Set schedule dediğinizde size göstermeye çalıştım. Aslında bu saatlik, günlük, haftalık, aylık şekilde bunu planlayabiliyorsunuz. Tabi belli bir şekilde denendikten sonra, sonuçları gördükten sonra insanlar daimlenip schedule etmekte fayda var. Findings kısmı, result kısmı böyle. Rapor kısmında da değişik raporları ekleyebiliyorsunuz. İsim verip, test diye. Differential report çok önemli gözlem. Daha öncekine göre yaptığınız bir testin bu sonraki raporda o asset bağlı bir test oluyor ve senaryo. Daha önce aynı asset ve aynı senaryo denenmiştir. Bununla ilgili arada bir büyük değer alınır. Differential report filmidir. Mesela bir güzel bir özellik. Sizi karşılaştırma bölümünüz için. Değerlendirme özet raporu var. Bir de güvenlik değerlendirme detaylı raporu var. Toplumların içerisinde executive raporlar da var. Executive raporlar daha light. Hangi atakların süreç içerisinde ne kadar belirttiği ve benzeri. Rapor kısacası asset kodunu oluşturmak bu kadar basit. Seç sadece istiyorsunuz. Senaryolar kısmında bahsettiğim gibi bir filtremiz var. Bu filtrede 1626 tane. Bunlar herhangi birini istediğiniz bir anda ekleyip çıkartabilirsiniz ya da sadece kullanabilirsiniz. Örneğin lateral numarası. Bununla ilgili bir sürü burada desktop'ını tabi bir protokolü kullanarak, WMI kullanarak, günlük servis açarak ya da detaylı bazı testlerle. Bunları test ederken production ortamında test etmeden önce bunu da bir incelemekte fayda var. Yani çünkü detaylarında yazar. Bunlar gerçekten orada bir şey eksik edecek mi? Tabii siz de burada Python script dedik, TPX'de çalıştırmaya çalışabilirsiniz. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalar. By default çok şey çalıştırdı. Production ortamı. Başka şeyler yapabiliriz. Bunu kaldıralım. Mesela lucky yapmışlar. Buton bir tane seçelim. Lucky once olmuş. Persistent diye bir senaryo eklemiş. Mesela register değerlerini değiştirmeye çalışıyorken bir test yapmış. Aslında basit bir gelebilir ama ilk çıktığında bu şekilde test edilebilir. Hızlı bir şekilde eklemişler. Çıktığında. Bunun bir source kodu var. Python. Bunu download edebilirsiniz. Bir editörünü açabilirsiniz. İçerisindeki scriptleri inceleyebilirsiniz. Bu da daha önemli bir özellik. Yani bazı ürünler var. Black box. Yani içerisindeki ne çalıştırdığı çok bizim bakmadan yapmayız. İlk ihtimalle download source kodu vardır diye düşünüyoruz ama bazı ürünlerde gerçekten yok. Bu ürün tamamen açık, open bir sistem. Download edip source code'u içerisindeki Python script'i inceleyebilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Asset'lere geçiyorum. Yüklenmiş olan asset'ler. Onlarla ilgili datalar da çıkıyor aslında. Bakabiliriz. İşte onların katledik sistemleri ve benzeri. Benim de agent'ların yüklü olduğunu. Installer'lar var. Yani çok kısa yolda Redhat için. Ben download kutlamıyla şu komandı kopya edip dosya için aklınızda ve bunu çalıştırdığınızda aynı hazırlıkla yaklaşık 30 kitlerinde boşluk kaldırsınız bile sıfıra yakın sıfırı yapan bir agent. Ubuntu için, Windows için de download edip bir kitlerinde bu kitlerinde çok kolay. Teknolojiler var bahsettiğim entegrasyon yapılan. İçerisinde hali hazır.
İşte silence, forward, hand game, şu forward, farklı şey. Hand panorama, cross strike falcon, şurada, arc strike ladder var mesela. Şimdi falcon dediğiniz zaman, post name'ini girersiniz, kullanıcı adı password'ını girersiniz, gider rest up'ını sordular. Bunlar üzerinde işte aradan belli bir süre geçti mi öyle sordular. Yani logik üstüne emin olun gibi. Böyle detaylı şeyler de girebilirsiniz. Entegre ettiğiniz zaman orada detection kısmında size fayda olacaktır. Kendiniz query atabilirsiniz. Yani bir plugin seçersiniz. Bir vendor seçersiniz. Copy seçelim. Endpoint protection. Burada hangi assessment'i kullandık? Windows Credential Theft yaptık mesela. Submit dediğim zaman gibi sorgulayabilir. Yani riskiye bağlı olarak verilebilir. Settings kısmına bakalım. Her şeye bakmış olalım. Sona soru cevap kısmına geçelim hızlıca. Zamanımızla tükenmek üzere. FileDrill API'ni burada yayınlıyor. Burada kodları var. Knowledge Base'inde detaylı bilgiler var. Audit logları var. Global konfigürasyon. Buradan biraz bakalım. Sunucu üzerinde troubleshooting açıp kapatmayı. Mesela şurada beta'dayken senaryoları bana yüklediği bir seçenek var. Hızlı bir şekilde hemen eklenir görmek istiyorsanız. Ama ben iyice beta versiyonu olmasın. Tam olarak böyle ne izlediysin derseniz mesela bunu buradan çarpıyor, kapatabiliyorsunuz. Bu size bağlı bir şey. Konfigürasyonel bir şey. Default'ta yanlış hatırlamıyorsam ok geliyordu. Ben açtım. Unuttuğunuz bir şey var mı? Ha, huzur önemli. Roller tanımlayacaksınız. Bunu tanıtacağınız kişiler, daha doğrusu arayüzüne girip uygulayacak kişiler değişik rollerde olabilir. Ekli bazı şeyler var. Bunlar mesela rolünü siz kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Huzurlara roller atayabiliyorsunuz. Kullanıcıyı rol atarken e-mail adresi var. Ne olarak developer. Detection analyst, guest, basic, developer, manager, admin gibi roller atabilirsiniz. Ben burada admin'im durduk kalanım. Her şeyi görebiliyoruz. Evet. Create assessment yapabilsin mi? Senaryoyu editleyebilsin mi? Publish edebilsin mi? Asset gruplarını listeleyebilsin mi? Bu tarz rollerle güvenliği bir katmanda artırabilirsiniz. Benim bahsedeceklerim bu kadar İrfan. Sorularla ilerleyelim. Daha biraz daha şey olur, yorumlu olur. Yani ben kabul etmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Gökhan Bey çok teşekkür ederiz. Katılan herkese de çok teşekkür ederiz. Anlayışınız ve katılımınız. Sorularınızı chat ekranından bize iletebilirsiniz. Levent Bey zaten sesle ilgili bir sesinden bahsettik. Bundan sonraki sunumlarda Türkçeleştirmeye dikkat edeceğiz. Tabii her şeyi Türkçeleştirme şansımız olmayacak. Hakan Bey'in bir sorusu olacak. Hemen İrfan senin sesin de biraz zayıf geldi. Tam duyamıyorum. Şu an duyabiliyor musunuz? Tabii şu an daha net. Şu an çok net. Hakan Bey'in iki tane sorusu oldu. Ben ilk sorusunu Gökhan Bey'in fiyatlama hakkında bilgi verir misiniz diyor. Neye göre fiyatlama? Şöyle fiyatlama 1 yıllık ve 3 yıllık subscription. Agent bazlı. Yani kullanmış olduğunuz başta belirttim. 5 agent de olabilir, 100 agent de olabilir. Agent sayısına göre static roaming agentler var bir de. Böyle bir algı. Aralarında çok büyük bir fiyat farkı olduğunu düşünmemekle birlikte değişebiliyor. Yani, tam olarak emin değilim. Roaming agent Mac ID tuttuğu için birden fazla sisteme kullanıp yükleyip kaldırabiliyorsunuz. Static agent sadece o agent için. Ama genel anlamda lisans 1 yıllık ve 3 yıllık subscription ve agent sayısı olarak artı on-premise ve cloud tercih seçeneğine göre de fiyat değişebiliyor. Teşekkürler Gökhan Bey. Hakan demiş oldun. Hakan Bey'in ikinci sorusu. Peki, sizlerden farklı bir soru yok. Örnek olarak mesela Picus var. Biz vendor'ın Firewire var. Onu hemen cevaplayalım Hakan Bey'e. Şimdi normalde ürünlere karşı bir şey olarak ben yapmıyorum. Hani şurada avantajlıdır onlar. Ben kendi ürün olarak bahsediyorum. Şöyle söyleyeyim. Attack IQ endpoint üzerinde ve security lifecycle'ı tamamlayacak loglama desteğiyle yani yerli ve Türkiye'de olan benim bildiğim ürünlere göre avantajlı. Bakış açısı olarak
Mitre'nin bütün taktik tekniklerini baz aldığı için ve customize edilebilir ve white box bir yapıda olduğu için sizin daha güvenli, istediğinizi editleyip search edebileceğiniz, istediğinizi görebileceğiniz, hani sonucunu tahmin edemeyeceğiniz bir şey olmuyor. Oradan Python script açıp editleyip görebiliyorsunuz. Karşılaştırırken ürünleri tavsiyelerim bunlar olabilir. Bir de CM entegrasyonu vardı. Entegre edilebiliyor mu? Çünkü sizin kaçırdığınız bir şey, CM'niz kaçırmış olabilir. Bir de sizin farkında olmanızı sağlayan artı bir özellik. Bunu araştırmalarını öneriyorum. Kesinlikle source code'unu görebilmelerini. Bir de gerçek malware olup olmayan ürünler var. Bazı ürünler gerçek malware kullanabiliyor. Burada %99 WannaCry ile benzeri birkaç tane eklenmiş hot topic bir konu olduğu için. Taktik teknik, yani burada taktik teknik deniyor. Bunun dışında host bridge odaklı, bakın agent kuruyoruz. Ben agent kurduktan sonra o sistemin hakimi değil mi? Yani mantık olarak. Agent bazlı bir sistem ama agent agent çalışmıyor. Sadece agent üzerinde ama bulunduğu network'e de sıçrayabilecek bir lateral movement gibi ataklarda denenebiliyor. Kabaca böyle söyleyebilirim. Teşekkürler Gökhan Bey. Farklı sorularınız var mıydı? Eğer sorunuz yoksa herkese çok teşekkür ederim. Gökhan Bey size çok teşekkür ederim sunum ve ben teşekkür ederim Gökhan Bey. Çok sağ olun, yardımcı oldunuz. Kusura bakmayın tekrar. Yanımda olmayan sebeplerden bazen arada gidebildi. Dinamik anti diye tabir ettik, başımıza geldi. Öyle bir sıkıntı olmuştu biraz ama kusura bakmayın tekrar. Tabii ki biz de herkesten özür dileriz. Dediğim gibi katılan herkese çok teşekkür ederiz. Sunumumuzu sunum sonrasında YouTube kanalımızda paylaşacağız. YouTube kanalımızdan da isterseniz tekrar izleyebilirsiniz. Sorularınızı Gökhan Bey ya da bize iletebilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim herkese. Sağ olun, iyi günler. Herkese kolay gelsin.